Zenk sesi hacim 0% olarak ayarlandı. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu bu ekranda görmekte olduğunuz Bluetooth hoparlör ve aynı zamanda müzik çalar. Bugün bu canavarın, hatta canavar oğlu canavarın detaylı incelemesini yapıyoruz. Öncelikle müzik çalarımızın bir adet mikrofonu var. Bir saniye, kameraya doğru düzgün şekilde gösterebilirsem. Böyle bir adet mikrofonumuz var. Bu mikrofon kablosundan çıkartılabiliyor, tekrar takılabiliyor. Aynı zamanda mikrofonumuzun şurasında bir saniye. Kablosunun ucu var. Şurasında bir uç var yani. Bu ucu müzik çalarımızın şurasına şöyle yakınlaştırayım. Görebilirsek. Müzik çalarımızın şurasına taktığımız zaman mikrofonu kullanabiliyoruz. Yani burada alıp da mikrofonu müzik çalar açıkken bir şeyler söylediğimizde sesimiz müzik çalara gidiyor. Mikrofonumuzun üstünde bir on-off düğmesi var. Mikrofonu açıp kapatmaya yarayan. Böyle ürünümüzün mikrofonu bu şekilde. Ürünümüzün şurasında bir açma kapama tuşu var. Bu düğmeyi sağa çektiğimiz zaman açılıyor, sola çektiğimiz zaman kapanıyor. Burada bir mod değiştirme düğmesi var. Yine burada önceki şarkıya geçmek için bir düğme var. Burada çalan şarkıyı durdurmak veya tekrar oynatmak için bir düğme var. Burada da sonraki şarkıya geçmek için bir düğme var. Aletimizin ön kısımları tamamen böyle ışıklı. Açtığımız zaman göreceğiz zaten. Hem hoparlörlerin üstünden hem de şu önündeki panelden sürekli ışıklar yanıyor. Şöyle göstereyim. Aletimizin tutma kolu turuncu renkte. Diğer her tarafı siyah. Biraz fazla detaya girecek ama olsun. Kusura bakmayın bu arada, rahatsızım. Öksürüyorum. Aletimizin bu kısmında bir çıkıntı var. Bir boşluk. Artık böyle tutup kaldırmak için mi yoksa farklı bir amaç için mi tasarlamışlar bilmiyorum. Burasında böyle bir çıkıntı var. Geri kalan her tarafı düz. Alalım aletimizi. Yanlarda da böyle perdeli bir şekil yapmışlar. Diğer tarafında da aynısı var. Şöyle göstereyim. Ve aletimizin alt kısmında bir saniye, aletimizi yere yatıralım. Bu aletin böyle yere falan koyulduğunda sabit durabilmesi için böyle ayak benzeri bir şeyler yapmışlar. Şimdi sözü fazla uzatmadan, işin teorik kısmıyla sizleri çok sıkmadan aleti başlatıyorum ben. Evet, aletimiz açıldı. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Yani üstüne flash bellek falan takılı olmadığı için müzik falan çalmıyor. Bakalım bu mod değiştirme düğmesine basalım. Evet, radyo modu. Kablo modu. Tekrar farklı bir mod. Ve Bluetooth modu.
Şimdi mikrofonu takayım, göstereyim sizlere. Bir saniye. Bu önceki şarkıya geçme ve sonraki şarkıya geçme tuşları aynı zamanda aletin sesini azaltıp arttırmaya yarıyor. Şimdi aldım mikrofon elime. Konuşuyorum. Ha, bir saniye. Kapalıymış mikrofonumuz. Şuradan aktifleştirelim. Şimdi sesimin aletten geliyor olması lazım. Mikrofonu bu şekilde taktığımız zaman ister şarkı söylüyoruz, ister başka bir şey yapıyoruz. Sesimizi bu mikrofon aracılığıyla aletin hoparlörlerinden duyabiliyoruz. Çıkaralım. Bu aleti aynı zamanda Bluetooth'la telefonumuza da bağlayabiliyoruz. Şöyle bir aşağı çekebilirsem Bindiriş gölgesi, şurayı. Bluetooth deaktif düğme, Bluetooth'u açıyorum. kamera, şekil çek düğme. Bilmek için ikili tıklama. Zenk sesi hacim 0% olarak ayarlandı. Evet, aleti şu anda Bluetooth'tan bağladım telefona. Yine aynı şekilde telefonla Bluetooth'tan bağlantı kurmuş olmamıza rağmen mikrofonu da aktif olarak kullanabiliyoruz. Şöyle takalım mikrofonumuzu. Mikrofonumuzu aktif olarak kullanıyoruz ve aynı zamanda müzik çalarımıza telefonumuz Bluetooth'tan bağlı. Şöyle bir gezinelim mesela. Takip menüsü, navigasyon siyahda. Baştan okuyun. Nöbeti elementten itibaren okuyun. Son söylenen ifadeni kopyalayın. Son söylenen ifadeni harfler üzere telaffuz edin. Son söylenen ifadeni tekrarlayın. Danışık dili. Ekranı gizledim. Tatbik ayarları. Metinden nitte ayarları. Sistem ameliyatları. Şekli tespit edin. Lekbedin düğme. Kamera. Şekil çek düğme. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Bu alete AUX kablosu takılamıyor. Sadece şurada bir kablo takma yeri var. O da demin gösterdiğim üzere mikrofonu takmak için kullanılır. flash bellek takılır. Hafıza kartı takılamaz. Yani takılabiliyorsa da ben üzerinde bir hafıza kartı bölümü göremedim. Sonrasında aletimize bir ses testi, bir performans testi yapacağım. Şu an sabah saatlerindeyiz. Dolayısıyla performans testini şu aralar yapamayacağım. Daha sonrasında bu alete bir adet, bir adet diyorum, pardon, heyecandan ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bu alete daha sonrasında bir defaya mahsus olmak üzere ses performansı testi yapacağım. Yani aleti flash belleği takacağım. Hatta göstereyim size, flash belleği de getireyim. Video pause düğme. Evet, video kaydına devam ediyoruz. Flash belleğimi göstereyim. Bu benim daha önceki müzik çalarımda kullandığım bir flash bellek. Yine bu üründe de flash bellek farkı yok arkadaşlar. Hani şu flash belleği kullanabilirsiniz, bu flash belleği kullanamazsınız gibisinden bir şey yok. Herhangi bir tasarımı, depolama alanı falan hoşunuza giden normal sıradan bir flash belleği bu alette de kullanabiliyorsunuz. Aletimizin şurasında bir USB portu var. Flash belleğimizi buraya iliştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Flash belleği buraya nazikçe ittirdiğimde takılmış oluyor ve ben bu aleti tekrar başlattığımda bu alet artık müzik çalar modunda başlayacaktır. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.
Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Şekil çek düğme.